alıntılar yapmıştım. Biraz ünlü filozoflardan biraz cevap verelim. Yani şimdi ne diyor? Kur'an nedir? Yaşam, Müslümanların nasıl yaşayacağını ve her şeyi düzenleyen şeydir. Cemil Hoca'ya da çok takmış Cübbeli Ahmet Hoca. Cemil Hoca, Kur'an'la aldatanlar diyor bunlara. Kur'an'la aldatanlar. Yani Kur'an'ı kullanarak, Kur'an'daki ayetleri biraz hafiften çarpıtarak ya da yanlış yorumlayarak. Yani düşünebiliyor musun? Nur suresinde ziynetlerinizi örtün diye bir cümle var. Bu cümleye kitaplar yazılmış. Neye göre yazılmış? Hangi şartlara göre yazılmış? Başörtüsüyle ilgili ayetinde o oldu senin değil mi? Evet, evet, evet. Her şey o Nur suresindeki ziynetlerinizi örtün ifadesinden başlıyor. O ayetteki ifadeden başlıyor. Sonrasına geldiğiniz zaman bak mesela Aristo müthiş, şimdi Eflatun müthiş şeyler söylemiş. Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar diyor. Merak, kötülüklerin ilki ve en büyüğü haksızlıkların cezasız kalmasıdır. E Kur'an'da yok mu böyle bir şey? Ya tabii ahlakı evrenseldir. Değil mi? Var. Az önce verdiğin var. Yoksa, bu Kur'an'dan 900 sene önce söylenmiş bir söz. Şimdi o da Allah'ın yarattığı bir insan. Ve dinin çeşitli formları var, mezhepleri var, farklı yaklaşımları tabii var. Ama ahlak da bütün hepsinin amacı da ahlak. Ahlakla birleşebiliyoruz. Yani bütün dini gruplar, dini ayrı bakış açıları hepsi ahlakta birleşebiliyor temel olarak. İşte ahlakı bir kenara bırakınca olmuyor. Mesele evet. O. Hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır diyor Eflatun. 900. Yani Yunus Emre gibi olmak lazım. Cennet tabii. Cennet dedikleri birkaç köşkte birkaç huri isteyene ver onları bana tabii. Seni gereksini. Tabii. Burada Yunus Emre geleneğinden gelen topraklar tabii. Olduğumuzu düşünüyoruz. Burada da cennete bırak kendisinin gitmesini insanları da işte yani dağıtan, tabii, tabii. Tasnif eden. Tabii, tabii, cennete tabii. Göre insanları tasnif eden tabii. Bir yapıyla karşı karşıyayız. Ya yani biraz Yunus Emre'nin geleneğine sahip çıkmak kesinlikle. Gerekiyor. Kesinlikle. 2400 yıl önce söylenmiş bu sözler. Ve dediğim gibi Kur'an'dan da 900 sene önce, İsa'dan 400 sene önce söylenmiş sözler bunlar. Peki bunları tartışabilir miyiz? Tartışamayız. O yüzden yani bence herkesin haddini bilmesi, herkesin bir kere insan olmanın asgari erdemine sahip olması gerekiyor. Yoksa insanların inançlarını, onları şekillendirerek, onların üzerinden para kazanmak, ticaret yapmak, bu da çok çirkin şeyler. Bir de şirk koşmak, yani Allah adına cennete gideceklere sen karar vereceksin. Yok böyle bir şey. Neyse, son sözü sen söyle, kapatıyoruz. Galiba geldiğimiz bu Suriye'de karıştı. Zaten bizim bu her yere sirayet etmiş, yani artık orduya ya da polise de Fethullah'tan sonra yeni sirayet etmiş yapılardan bahsediyoruz. Suriye'de geldiğimiz yapıda Suriye'de başımız belada, yaptığımız hareketle de başımızı daha belaya söküyoruz. Şu anda beladan kurtulmuş gibi görünüyoruz. Ne bileyim Trump'ın mektubunu içimize sindirebiliyoruz. Sonra onu da sonra erteledik ama bu mektubun cevap vermemek, bu mektuba her yerde yüksek perdede konuşurken bu mektuba cevap vermemek, içeriğiyle ilgili kaygıları olduğu için dışarıda da bu kadar sert bir atışmaya girememesinden kaynaklanıyor. Hani az önce konuştuğumuz gibi ahlakta ve insanda birleşebilirsek toplum olarak, iktidar olarak, muhalefet olarak geleceğimiz burada. Evet. Bir son cümle söyleyeyim. Trump'ın mektubundaki dili sindirdik ya. Şimdi az önce dil meselesi, belediyenin ihalesi iptal edildi. İşte dilde diyor işte şu müştereken ve mühtesilen lafları kullanılmadı diye. Ya aman dil hassasiyeti gözümü yaşarttı. Trump diyor ki aptal olma. Demek ki öyle bir mektup yazmak gerekiyor. Yani aslında Trump'a söyleyemediğinde bize söylüyor. Artık bize de söylemesi. Evet, yani istemiyoruz. Aynen öyle. Evet. Evet, bugün de program sonuna geldik. Çok teşekkürler Hakan. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Güzel bir pazar günü diliyoruz. Bizden sonra Tuluhan Tekelioğlu'nun programı var. Sakın kaçırmayın.